çoğun türleri, çeşitleri, nevileri. El ayşu fil emâkinil mukaddeseti. El emâkinil mukaddese kutsal mekanlar demek. Fi gelmiş başına bulunma hali ifade ediyor. Kutsal mekanlarda. Efendim. El ayş yaşamak demek, mastar. Bunun hepsi kuts kutsal mekanlarda yaşam, kutsal mekanlarda yaşamak demektir. Buradaki kutsal mekanlarda ifadesi yaşamak mastarının e, mefulün fih ögesidir. E, nerede sorusunun cevabı fil emekinin mukaddesi e, buradaki mastarın ögesidir. Se'eleni sadiqi kailen. Se'eleni fiil ni mefulün bih nesne sadiqi Fail. Arkadaşım bana sordu. Kailen diyerek. Buradaki kailen ifadesi mansup bir öge. Feta almış. Mansup bir öge. Feta almış. Ve nekra. Peki söyleyerek dediğimiz ifade kiminle bağlantılı? Kim söylüyor? Arkadaşım söylüyor. Şimdi soruyorum. Buradaki arkadaş ki bana ait. Marife ekramı. Bu zamire muzaaf olduğu için marifedir. İşte marifeden sonra gelen her C yüklemde ise haldir dedik ya evet ama bu C değil doğru. Eğer marifeden sonra gelen mansup nekra nitelik bildiren mansup nekra marifeden sonra geliyor. E, haldir. Seyleni sadiqi. Mesela mütekellimen, mübtesimen, celisen, dahiken. Marifeden sonra mansup nekra e, efendim nitelik bildiriyorsa e, çoğu kere belki de hep yani, yani şimdi farklı örnekleri e, burada dökmek istemiyorum. Durum zarfıdır. E, ha, halögesidir. hal nasıl sorusunun cevabıdır. Arkadaşım bana nasıl sormuş? Hangi nasıl bir halde? Şöyle söyleyerek sormuş. Arkadaşım şöyle diyerek bana sordu. Lime Tuhibbu'l-ayşe fi hadi'l-biladi. "El-ayşe fi hadi'l-berat" bunun tümü bu, bu bu beldelerde yaşamak, bu beldelerde yaşamak. Evet. Bu nesne ögesidir. O zaman yaşamayı seviyorsun. Lime. Niçin? Niye? Yani bu beldelerde yaşamayı niçin seviyorsun? Diyerek bana soru sordu. Gultu. Gultu. Dedim. Lienne fihel kâbete. Kıbletel müslimine. Ve fihe Mescid-i Resulü'l Kerim'i. El kıblete kelimesi niye fetaladın diyecek olursanız çünkü bu bir öznedir. Fihe bu da yüklemdir öne geçmiş. Efendim sebebi liyennenin ismi olmasından dolayı. Liyenne inne ve benzerlerindendir. İsim cümlesinin önüne gelir ve özneyi yani müptedayı nasbeder. eder. Lian lian Kabe'te فيها demekle lian فيها Kabe demek e, teknik açıdan öge değer açısından aynıdır. Çünkü oradadır Kabe. Evet. Çünkü oradadır Kabe. Efendim, burada kıbletel müslümin ifadesi şuradaki Kabe'nin e, bedelidir. Müslümanların kıblesi olan Kabe oradadır. Başına bir de çünkü ekleyeceğiz. Sonra fihe haber Mescid-i Resulül Kerim bu da özne Mübteda diyeceğim fakat liyenneden dolayı liyennenin ismidir diyorum. Fihe de liyennenin haber o zaman. Bak bu yüklem bu da özne. Liyenne gelince başına bu liyennenin yüklemi bu da liyennenin öznesi deniliyor. E, liyennenin haberi liyennenin ismi. Arapçası da bu. Haberu liyenne Yenne liyenne. Yenne Efendim orada Peygamberin oradadır. E, Resul-i Kerim'in e, camisi. Mescidi. E, o zaman e, buraya bir nokta koyalım. Çünkü Müslümanların Kabe, e, kıblesi olan Kabe oradadır ve resul Kerim'in mescidi oradadır. Huma onlar yani Kabe ile Mescid-i Resul'de bahsediyor. Onlar müpteda. Geri kalanı ise efendim haberdir. Şu altını çizdiğim ifadenin tümü car mecrurü beyinden oluşan bir şibit cümlesi olup haber ögesidir. Huma müptedadır. O ikisi minel emekinel mukaddeseti kutsal mekanlardandır. O ikisi, onlar kutsal mekanlardandır. Bak, kutsal mekanlar diyor, sonra da elleti diyor. Elleti, kendisinden sonraki cümleyi marife sıfat isme dönüştürürdü. Nitelik bildirir hale e, gelmiş kavram e, yapardı. Ve kendisinden önce marife bir isim varsa, ki buradaki emakin var, işte onu nitelerdi. Burada emakinin iki tane sıfatı var. Bir, kutsal olmak. İkincisi, yeştemiyo fihel müslimun vel müslimat. Erkek ve bayan müslümanlar orada iştima eder, toplanır. Elleti gelince başına buradaki he zamiri emakinle bağlantılı. Yani müslüman erkek, şey erkek müslüman. Şey, erkek ve kadın Müslümanların bir araya geldiği kutsal mekanlar. Bak erkek ve kadın Müslümanların bir araya geldiği ifadesi nitelik bildiriyor. Elletiyle sağlıyorsunuz bunu. Ha ben orada elleziyi e, sembol olarak kullandım. Elleti tekil eriller için. Elleti tekil dişiller için ya da akılsız çoğulları nitelemek de kullanılır. Burada el emekin akısı çoğuldur. Mekanlar. Evet. Pe peki. Ala tabak ihtilafi tabakatim farklı düzeylerde. Farklı düzeylerde, farklı tabakalarda, farklı katmanlarda efendim erkek ve bayan Müslümanların bir araya geldiği kutsal mekanlardandır. Ye'tune <laughs> ye'tune Min kulli mekanin. Ee, e, fil alemi. Fil alem buradaki mekan kelimesinin sıfatıdır. Ee, çünkü mekan nekradır. Fil alem onunla bağlantılı ve ondan sonra gelen bir c'dir. O zaman bu bir sıfattır. Dünyadaki bir yer demek. Kullu ona muzaaf olarak gelmiştir. Dünyadaki her bir yer den geliyorlar. Şimdi dünyadaki her bir yerden geliyorlar. Bu bir fiil cümlesidir. Dünyadaki her bir yerden e, efendim e, geliyorlar. Terki ne? Efendim terk ediyorlar. Biladehum. dehum ülkelerini li edai faridatil hacci hac farizasını yerine getirmek için. Yani harç farizasını yerine getirmek için ülkelerini terk ediyorlar. Burada terk ediyorlar ifadesi mansup bir ögedir. Peki terk edenler kim? Müslüman erkek ve kadınlar. Peki erkek Müslümanlar ve kadın Müslümanlar. Bunları toplarsak ne olur? Toplamı erkek Müslüman olur. Çünkü bir topluluğun bir topluluğun hepsi ya dişidir ya da içerisinde bir eril varsa, erkek varsa hepsi eril kabul edilir. Çünkü saflık bozuluyor. Yani dişi saflığı bozulursa bütün erkek kabul edilir. Hani Ali ve Ayşe topla iki kişi diyor. Bu iki kişi müzekker midir, müennes midir? Efendim ikisi de mühendis olmadığı için yani mühendislik saflığı e, bozulduğu için çünkü erkek de var orada. E, erkek e, kabul ediliyor. Bunu derslerde e, çokça anlatıyoruz. <laughs> bu paragrafı tercüme etmek istiyorum. Arkadaşım bana bu beldelerde yaşamayı niçin seviyorsun diyerek soru sordu. Kultu dedim. Çünkü Müslümanların kıblesi olan Kabe oradadır ve Resul-i Kerim'in camisi, mescidi oradadır. Bunlar haç farizdasını yerine getirmek için ülkelerini terk ederek terk ederek harekesi dünyadaki her bir yerden gelen farklı tabakalardaki farklı düzeylerdeki erkek ve bayan Müslümanların bir araya geldiği kutsal mekanlardandır. Buradaki terkine biladehum li faridat hac ifadesi bir bütün olarak hal karşılık efendim gelmektedir. Kema tulahizu ayrıca ha senin de gözlemlediğin gibi evet kema tulahizu senin de gözlemlediğin gibi bazı formlarda işte kişiler hakkında bilgi toplanırken yazar adı soyadı, efendim yaşı, işte e, aldığı not, e, baş tarafına da mülahaza derler. Mülahaza yani gözleminiz. Efendim evet kemel tulah hizu e, efendim mülahaza ettiğin gibi senin de gözlemlediğin gibi Fe inne kadete hadil biladi bu beldelerin liderleri komutan kadetun kayıt kelimesinin çoğulu biraz sonra sözcük bilgisi de vereceğim. Bu beldelerin liderleri, yöneticileri yebzulun el cuhde vel male lil amel ala rahat vatandaşların rahatını sağlamak için, vatandaşların rahatını gerçekleştirmek için çaba ve para harcıyorlar. Burada gadete her dil bilet normalde özne. Başına inne geldiği için innenin ismi adını alır. Peşinden gelen bu fiil cümlesi innenin yüklemidir, haberidir. Bunu innen ismi, bunu da innen haber olarak değerlendirmen bir dış iğraptır. Yüzey yapı cümle çözümlemesidir. Buradaki innenin yükleminin, haberinin kendi içerisinde fiil, fail, meful, mefulli yeclihi ögelerden oluşmasını, oluştuğunu söylemem. Yani şu yuvarlak bir bütün olarak tek bir öge. Bu öğe de kendi içerisinde ögelere ayrılıyorsa işte bu buna da iç irap ya da derin yapı cümle çözümlemesi diyorum. Ee, efendim Türkçe cümle çözümlemesini bilenler kastettiğimi e, anlarlar. Efendim. Bu beldelerin liderleri yöneticileri vatandaşın rahatını gerçekleştirmek için çaba ve para harcıyorlar. Fe yenteşirul muvazzafune fi kulli mekanin li Memurlar onlara hizmet etmek için her yere yayılıyor. her yerde bulunuyor. Yücedul atıbba'u li ilaci men yamradu minhum. Şimdi buradaki men bu da bir ismi mersul. Men yamradu marida yamradu hasta olmak demek. Elledi yamradu hasta olan demek. Men yamradu bu da hasta olan demek. Yani men de kendisinden sonra gelen C'yi marifet sıfat isme dönüştürür. Fakat ma ve menli ifadeler hani az önce isim mevsul olarak ma'dan bahsetmiştik ya e, efendim bunun akıllısı için men kullanabiliriz. Mesela men yektubu yazan demek. Yazan demek. Diyeceksiniz ki ellezi yektubu arasında ne fark var? Bu da yazan demek. Doğru bir soru. Efendim ellediği yektubu da yazan demek. Men yektubu da yazan demek. E, i̇kisi de isim mevsul olarak kullandığında. Menin farklı fonksiyon, fonksiyonları da var da o yüzden öyle söyledim. Fakat menli ifade sıfat tamlamasında sıfat olarak kullanılmaz. Eğer geniş bir sıfat tamlaması yapacak ve bunu da sıfat olarak kullanacaksak menliyi tercih etmiyoruz. Çünkü sıfat olarak gelmez. Ama onun dışında kullanılır. Sıfat tamamlamasında sıfat olarak kullanılmaz. Burada da bu men yamradu hasta olan demek. Bu hasta olan ifadesi buradaki ilacın yani ilaç, tedavi demek. Muzafın ilehidir. Bu muzaaf bu da muzafın ilehi. Bak sıfat olarak gelebilemez zaten. O zaman bunun şuradaki anlamı nedir? Onlardan hasta olanları tedavi etmek için. Burada li var. Niçin sorusunun cevabı. Evet. Onlardan yani vatandaşlardan hasta olanları tedavi etmek için doktorlar bulunur. Doktorlar var. Huneke cunudu devleti efendim sehirune cunudu devle devlet askerleri demek. Sehirune sabahlıyorlar. Yani geceyi uykusuz geçiriyorlar. Li tevfiril emni lil Efendim herkese emniyeti sağlamak için ya da herkesin emniyetini sağlamak için. Bu herkesin emniyetini sağlamak için neyin nesidir? Gecelemenin niçinidir. Burada sehir efendim geceleyen demek ismi faildir. Ee, Efendim, yani e, sıfat isimdir. Fiilden türetilen sıfat isimdir. Efendim, fiilden türetilen sıfat isimler, e, mastarlar, e, bunlar da fiil gibi cümle ögesi alırlar. Mesela, İstanbul'a gitti. İstanbul'a gitti'nin nesi ise, İstanbul'a giden, ifadesinde de İstanbul'a sözcüğü gidenin osudur. İstanbul'da yaşıyor, İstanbul'da yaşıyorum nesi ise, hangi ögesi ise, İstanbul'da yaşayan Hasan gibi bir terkipte İstanbul'da ifadesi yaşayan e, sıfat isminin osudur. O ögesine karşılık gelir. Burada da herkesin güvenliğini sağlamak için ifadesi geceleyenlerin e, niçin sorusunun cevabıdır. Nefoleli'dir. Hepsi Cunudu devle öznesinin mübtedasının yüklemidir. Bu cümlenin çevirisi efendim devlet askerleri, devletin askerleri, hükümetin askerleri herkesin güvenliğini sağlamak için sabahlar geceyi uykusuz geçirir. Yezdedu <laughs> adedu Hüccaci lahi. Evet bakın burada kaç tane isim var. 1, 2, 3, 4. Buna isterseniz zincirleme isim tamamlaması deyin. Efendim bu terkibin madem isim tamamlaması asıl elemanı ben bu terkibi niye kurdum? O sorunun cevabı işte Arapçada terkibin başındaki sözcükte gizlidir. Ee, %99. Allah'ın evinin hacılarının sayısı. Yani Eee Tabi bu böyle tercüme edince çokça dini terimi Arapça'da olduğu gibi kullanan biz Türklere garip geliyor. Beytullah hacılarının sayısı dersek biraz daha mülayim oluyor efendim çünkü biz Allah'ın evi genelde demiyor Beytullah diyoruz efendim. Evet Beytullah hacılarının sayısı yezdedu artıyor. Amen ba'de amin. Amen ba'de amin. Yıldan yıla. Yıl geçtikçe. Yıldan yıla. Demek. Mefulün fiyogisi. Efendim burada ma diye bir şey var. Lima. li Evet. Li burada sebep bildiriyor. İçin. Den dolayı. efendim fonksiyonunda kullanılıyor. Ma ellezi. isim mevsul. Lima, lime, tuqaddimuhu lehum et devletu min Şimdi limayı yok kabul edelim. Tuqaddimuhu lehum et devletu. Devlet onlara onu takdim ediyor, sunuyor, veriyor. Min hizmet türünden şeyler. Yani devlet onlara hizmet türünden şeyler veriyor. Ma gelince devletin onlara sunduğu hizmet türü şeyler demek. Li o da sebep bildiriyordu. O zaman devletin kendilerine yani onlara sunduğu hizmetlerden dolayı bu bir bütün olarak niçin sorusunun cevabıdır. Niçin artıyor? nokta noktadan dolayı ve devam ediyor ve ile ve atıf harfi ve Türkçe'de ve diyoruz. Ma ellezi demekti. O şey ki tuveffiruhu lehum onu onlara sağlıyor. Veffere yuveffiru tevfir bol bol bulundurmak sağlamak demek. Ma tuveffiruhu lehum onlara sağladığı şey demek. Min emnin güvenlik türünden. Keramin Evet, e, cömertlik diyelim. O o e, mahabbetin, bu da sevgi. Yani devletin kendilerine sunduğu güvenlik, cömertlik ve se, sevgiden dolayı. Bu da iki sebep var. E, sayının artması. Burada hacılar mı artıyor sizce? hacıların sayısı mı artıyor? Beytullah hacıları mı artıyor? Beytullah hacıların sayısı mı artıyor? Evet biz Türkler veya Türk öğrenciler hemen diyecek ki hocam tabii ki hacılar artıyor. Efendim hacılar artmıyor. Hacıların sayısı artıyor. Belki diyeceksiniz ki ha say sayısı artınca hacılar artmıyor mu yani? Eksiliyor mu yani? Efendim teknik açıdan eğer hacılar artıyor deseydik biz hacılar artıyor derdik. Ama burada Yezdedu adedu hucciyacı Beytullah hacılarının sayısı artıyor diyoruz. Ee, efendim yezdedu fiil yüklem. Adedu hucciyacı beytille fail. Amen bade amin. Ne zaman sorusun cevabı? Mefulün fi. Geri kalanı da li ile gelmiş zaten. Niçin sorusunun cevabıdır. Son cümleyi tercüme ediyorum. Beytullah hacılarının sayısı devletin Kendilerine sunduğu hizmetler ve kendilerine sağladığı emniyet, e, efendim e, cömertlik veya saygınlık ve sevgiden dolayı yıldan yıla artıyor. Şimdi metinde geçen e, sözcük ve özel kullanımlardan e, bahsedeyim. Nev'un kelimesi tür, çeşit. Enva'un kelimesi onun çoğuludur. Efendim, Ayşe ya'işu Hayşun yaşadı. Yaşıyor, yaşamak demek. Yani fiilin kullanımını verdim. Bak, mazi, muzari, mastar. Mekan kelimesinin çoğulu emekin. Tabii ki emkinetun şeklinde de gelir. Emekin olarak da gelir. Mekanlar demek. Mukaddes takdis edilmiş, kutsanmış, kutlu demek ya da olduğu gibi mukaddes diyebiliriz. El emekin el mukaddese bir sıfat tamlamasıdır. Efendim mekanlar akılsız çoğul olduğundan dolayı sıfatı da tekil mühennes olmuştur. Çünkü Arapçada akılsız çoğulları tekil mühennes kabul edilir. Sadiye kelimesi dost, arkadaş, çoğulu estika'dır. Se'le fiilinin tam kullanımı se'lehu anhu'dur. Bunun anlamı ona, onu, yani onun hakkında, efendim onu sordu demektir. Mesela Ali, Hasan'a, Ayşe'yi sordu. Bu cümleyi tercüme ederken, se'lehu anhu kalıbını bilmezsek bu cümleyi tercüme edemeyiz. O yüzden kalıbı bilmemiz gerekiyor cümleyi tercüme ederken. Seel Aliyun Ali sordu. Hasenen nesne Hasan'a. Kimi? Ayşe'yi. Efendim kimi sordu? Cevabını andan sonra veriyoruz. An yani Ayşe. Evet. Mesela Ali Ayşe'ye sınavın sonuçlarını sordu. Seel Aliyun Ayşe. Peki neyi? Neyi sorusun cevabı? Andan sonra geliyor an neteicil imtihani. İmtihanın sonuçlarını. <Aylarla> Ahab ve yuhibbu. Ahab yuhibbu. Hubbun. Bu da maslarıdır. Sevdi, seviyor, sevmek demek. Bu nesnesini direkt alır. <Aylarla> Ahab hu. Onu sevdi. Yuhibbu. Seviyor demek. Ee, peki. Uhibbu. <Aylarla> Ben seviyorum demek. Ahip bu ke. Seni seviyorum demek. Efendim. Ahip bu el lugatel arabiyete. Arap dilini seviyorum. Efendim demek. Ohip <laughs> bu vatani. Evet. Yurdumu seviyorum, vatanımı seviyorum. Ahip <laughs> bu lugati. Dilimi seviyorum. Ohip bu şabi gibi. <gülüyor> efendim ülke belde anlamında da kullanılabiliyor buradaki olduğu gibi bilet efendim ülkeler e, beldeler bulden şeklinde de efendim çoğulu var kabe normalde kabe e, kü dam demek kare şeklindeki ev fakat bu artık e, Müslümanların kıblesinin efendim özel ismi olmuştur el kabe Medine şehir demek, fakat Peygamberimizin efendim e, icret ettiği ve vefat ettiği şehir el takısıyla artık özel e, ismi olmuştur. Kıble Mescid, Mesacid çoğulu Mescid, Mesacid e, Resul Efendim bunun çoğulu Rusul demek. İşte ma işte, tema toplandı. Yeştemiyor toplanıyor toplanır. İşte mea, toplanmak demek. Müslim Müslimune vavnunla çoğul yapıyoruz. Müslimetun a de çoğul yapıyoruz. Tabi çoğul yaparken tayin merbutayı da düşürüp Müslima, Müslimat efendim diyoruz. E, tabakatun tabaka Hmm, efendim seviye düzey hani zenginler fakirler efendim eğitimler eğitimsizler işte köylüler şehirler gibi ihtilaf e, farklılık efendim demek çeşitlilik e, demek ete geldi yeti efendim e, gelir geliyor demek ihtiyen bunun da mastarıdır e, bu. Alem efendim alem dünya alemun e, ya da havalim alemler demek. Tereke yet ruku terkun terk etti terk ediyor terk etmek. Terekehu onu terk etti yani ondan ayrıldı. E, ya da hani e, hocam bu kalemi nereye koyayım diyor. Öteki de diyor ki masanın üzerine terk et diyor. Yani masanın üzerine bırak e, anlamında onu bırakmak anlamında kullanılır. Mesela çocuğunu evde bıraktı. E, tereke e, tıflehu e, fil beyt diyebiliriz. Farida farz ait farzlar demek. Et de yu ede un, ya da te diyetun edeun çok çok kullanılır. Eda etti, eda ediyor, eda etmek. Bu eda etmek bir şeyi yerine getirmek olabilir. Borcu yerine getirmek ödemek anlamındadır. Mesela et de dey nehu borcunu eda etti es esalate namazı eda etti. Bak namazı kıldı efendim e, gibi. Nesnesinde e, direkt alıyor. La hava yulahizu bu gözlemlemek e, demek. Yulahizu mulahazatun la hu. onu mülahaza etti. Nesnesini e, direkt alıyor. Bezele yebzulu yebzulu bezlun efendim harcamak demek özellikle cuht kelimesiyle birlikte gelir. El cuhte vel mele bu çoğu kere de birlikte tekrarlanır. Bezel el cuhte vel mele çaba ve para harcamak e, demek. Bu arada nesnesini de direkt aldığını belirtmiş e, olduk. Efendim, amile ya amelun. Normalde amile hasenun fil masna dersek, Hasan fabrikada çalıştı anlamını verir. Amile hasenun vacibehu dersek, direkt nesne verirsek, o zaman Hasan ödevini yaptı. İşte amile hasenun Tamamen dersek efendim yemek yaptı. Ee, olur. Olur. Efendim. Amile ala ile kullanırsa mesela amile ala rahatil muvatinin ha bu arada muvatin vatandaş demek. amile ala ile birlikte kullandığında bir şeyi gerçekleştirmeye çalışmak anlamını verir. Muvazzaf memur demek görevli demek. Düzenli ço çoğuldur bu. İnteşera yayıldı. Yenteşiro yayılıyor. İntişar yayılmak demek. Ee, efendim. Hidme kelimesi hizmet demek. Tabip sözcüğü doktor demek olup et etapba şeklinde çoğulu kullanılır doktorlar, tabipler demek. Marida, yemradu, maradun, hasta olmak demek. Bu arada marad, hastalık anlamında da kullanılıyor. Marad, maraz, marazın mı var diyoruz ya. Maradun, efendim, emradun, marazlar yani hastalıklar demek. Burada biz Türk öğrencilerin, efendim, arkadaşların, en çok yaptığı hatalardan biri. Başlangıç düzeyinde özellikle. Marad ile marid sözcüğünü birbiriyle karıştırmalarıdır. Marad hastalık, emrad hastalıklar. Marid ise erkek hasta. Marada erkek hastalar. Efendim demek. Ailece hu nesnesini direkt alıyor. Alece yu alicu ilacun Tedavi etti e, anlamını verecektir. Cundiyun kelimesi asker olup çoğulu cunudur askerler. Devletun devlet demek olup çoğulu dueldir. Şimdi vefera diye bir fiilimiz var. Veferu ve mastarı tevfir'dir e, وفerehu, nesnesini direkt alır. Demek ki onu sağladı. Bol bol bulundurdu demek. Em, emniyet, güvenlik demek. Peki izdede fiili izdede muzarisi yezdedu artıyor. Arttı, artıyor. Masları da artmak. izdiyet Efendim artmak demek. Adet kelimesinin çoğulu adet. Hacun kelimesinin çoğulu hüccac. Beyt kelimesinin çoğulu buyut. Tabi Beytullah'ın çoğulu olmaz. Beytullahi Allah'ın evi demek. Amun ay, e, yıl demek. Yani senetun o da yıl demek. Amun çoğulu avem, senetun kelimesinin çoğulu ise senevattır. Hidme, hizmet demek. Hidemat ya da hidmat, hizmetler e, ee, demek. E, efendim, gaddeme, yukaddimu, takdim, e, nesnesini direkt alan bir fiil, kattemahu onu takdim etti, sundu. Bazen eğer alay alayla kullanacak olursak, onu önün önün onu onun önüne geçirdi, üstün tuttu. da verir.